Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmama başlarken sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu bütçe sıralaması nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Önce Adalet Bakanlığı bütçesini koymuşlar, sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi geliyor. Burada ince bir mesaj var: hukuk yoksa ekonomi yok, üretim yok demek istiyorlar. Değerli milletvekillerim, ekonomi politikasının amacı kalkınma ve büyüme yoluyla refahı arttırmaktır. Refahı arttırmaktan amaç, başta dar gelirler ve yoksullar olmak üzere milli gelirden yeterince pay alamayanlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, huzurunun ve mutluluğunun artırılmasıdır. Refah artışı, gelir artışıyla, servet artışıyla, gelir ve servette meydana gelen artışların adil bir şekilde dağıtımıyla meydana gelir. 2020 yılı bütçesini konuşurken ekonomi konusunda, ekonomi politikasında yapmamız gereken halkın refahı ve mutluluğu artmış mı, halk huzurlu mu, geleceğe güvenle bakıyor mu, bunu değerlendirmektir. Ben de zamanın izin verdiği ölçüde bunu değerlendireceğim. Değerli milletvekillerim, 2020 yılı bütçesini konuşuyoruz. 2019 yılı henüz sona ermedi. 2018 yılı rakamlarına baktığımızda kişi başına düşen milli gelirin 9.693 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Refah artışını ölçebilmek için kişi başına düşen milli gelire bakmamız lazım. Öncelikle bunu yapmak lazım. O nedenle buradan başlıyorum. Bu rakam neye eşit derseniz, bu rakam tam 12 yıl öncesinin kişi başına geliri olan 9.656 dolara eşit. Yani biz 2018 yılında 2007 yılının kişi başına gelir seviyesini yakalanmışız veya oralarda kalmışız. 2019 yılı kriz yılı, durum daha da kötü. 2019 yılında kişi başına gelir 9.089 dolar. Evet, bunu İktidar krizle açıklayacak. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı krizle açıklayacak. Buradan çıkmak için çalışıyoruz diyecek. 2020 yılı kişi başına geliri nedir? 9.738 dolar. Bu da 2007 yılının gelirine eşittir aşağı yukarı. Efendim, krizden yeni çıkıyoruz. Elbette 2020 yılında kimse büyük gelir artışı beklemesin. Bu doğaldır. Peki 2022 yılında kişi başına gelir ne olacak diye bakalım. 2022 yılının kişi başına geliri 10.534 dolar. Bu rakam neye eşit? 2010 yılının geliri olan 10.560 dolara eşit. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına bir yıl kala 2022 yılında biz 13 yıl öncesinin gelirini topluma vaat ediyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın topluma 2022 yıl için vaat ettiği refah seviyesi, gelir seviyesi 12 yıl öncesini gösteriyor. Peki 2011 seçimlerinden sonra Sayın Erdoğan ne demişti? 2023 yılı Cumhuriyet'in 100. yılı hedeflerini açıklamıştı. 500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık milli gelir, 25 bin dolarlık kişi başına gelir. Nedir 2022 yılı için rakam? Vaat edilen rakam 10.534 dolar. Bunun anlamı nedir? Ekonomi politikası başarısızdır. Ekonomi politikası iflas etmiştir. Bunu sadece bugünkü Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın sorumluluğuna bırakmıyorum. Bugüne kadar ekonomiyi yönetmiş hangi bakanlar var ise bütün AK Parti hükümetlerinin sorumluluğudur. En başta da Başbakan, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın sorumluluğudur. Şimdi değerli arkadaşlar, neden sadece bugünkü Sayın Bakan'ın sorumluluğunda değildir dedim. Şu tablo bunu gösteriyor. Biraz büyük oldu. Kırtasiyeci dedi ki, abi bu çok önemli bir konu.
biraz büyük yapayım dedi. Olur dedim, mahsur yok dedim. Bakın, Türkiye dış kaynak girişi sağlıyorsa ekonomik büyüme gerçekleştiriyor. Yurt dışından kaynak gelmiyorsa ekonomik büyüme gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Bu onu özetliyor. Buradaki kırmızı çizgi sermaye hareketidir. Yani Türkiye'ye gelen yabancı sermayeyi doğrudan yabancı kaynak girişini ifade ediyor. Bu kaynağın azaldığı yıllarda şu mavi çizgi, lacivert çizgi büyümeyi gösteriyor. Dışarıdan kaynak girişi azalmışsa büyümede dibe vuruyor. Bakın 2001 krizi şurada büyüme kaynak girişi eksi. Tam tersine Türkiye'den kaynak çıkışı var. Büyümede nereye gelmiş? Eksi 6'ya gelmiş. 2009 krizinde kaynak girişi aşağı inmiş. Büyüme eksi 4.7. Yıl 2018-2019 durum farklı değil. Dışarıdan para gelmiyorsa ekonomik büyümeyi sağlayamıyoruz. Ekonomi böyle bir kısır döngünün içerisinde. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı çok sayıda program açıklıyor. Ama bunların hiçbirisi derde deva değil. Sabun köpüğü gibi hemen kaybolup gidiyor. Ekonomi anlayışını değiştirmek lazım. Maalesef bugüne kadarki AK Parti kadroları bunu gerçekleştirecek nitelikte olmadılar. Bunu kabul etmek lazım değerli arkadaşlar. Başarısız bir ekonomi yönetimi var. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki dolarlarınızı Türk lirasına çevirin. Lafla olmuyor. Bu da dolarizasyon dediğimiz tablo. Bankalardaki yabancı mevduatın toplam mevduata oranı %50'yi aşmış bakın. 2019'da %50'nin üzerinde. Peki Sayın Cumhurbaşkanı birkaç yıldır bunu söylüyor. Dolardan çıkın, TL'ye dönün ama dönmüyor vatandaş. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemediği yıllarda örneğin 2011'de 2010'da niye dolar mevduatı düşük %28'lerde? Ekonomide güven var. O yıllarda dışarıdan para da geliyor. Şimdi hem ekonomide güveni kaldıracaksınız, yani hukuku yok edeceksiniz, hem de ekonomik büyüme sağlayacaksınız, refah artışı sağlayacaksınız. Bu mümkün değil arkadaşlar. Türkiye ekonomisinin 300 açık sorunu vardır. Cari açık, tasarruf açığı, bütçe açığı. Cari açık eşittir tasarruf açığı, onun bir başka yönüdür. Bu politikalarla buradan çıkış mümkün değildir. Sayın Bakan cari fazla verdik diye övünüyor. Niye fazla veriyoruz? Makine teçhizat yatırımı yapamıyoruz. O nedenle cari fazla veriyoruz. Faizler düştü, yatırımlar artacak dendi. Artıyor mu? Artmıyor. 2008 döneminde Türkiye'de reel faizler %10 seviyesindeydi. Yatırım artış hızı %15'ti. Bugün reel faizler sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Yatırım artış hızı ne? Yok. Yatırım azalışı %15. Eksi %15. Tablo bu. Şimdi vergi denetimi ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sayın Bakan'ın plan ve bütçe komisyonundaki konuşmasını tutanaklardan izledim. Sayın Bakan'a üzüntülerimi ifade ediyorum. Kendilerine etrafındaki ekibi diyormuş ki iyi ki siz maliye kökenli değilsiniz. Yani ne diyeyim? İyi ki siz maliye kökenli değilsiniz. Yani sizin meslek taassubunuz yok, kurum taassubunuz yok. Sonra Sayın Bakan övünüyor. Elektronik fatura, elektronik muhasebe, elektronik vergi dairesi, internet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi. Sayın Bakan, onlar o sizin meslek taassubu, kurum taassubu olduğunuz o kişiler tarafından gerçekleştirildi. Sizden önceki dönemlerde. Vergi denetimiyle Sayın Bakan övünüyor. Evet, kendisi öyle bilgilendiriliyor çünkü. Kendisinde bunu check etme imkanı yok. Önüne ne konursa kabul ediyor. Maalesef. Sayın Bakan, lütfen bakın. Eski yıllara bakın. Bakın şu eski yılların yıllık ekonomik raporu. 269 sayfa. 2009 yılı. Burada her şey var. Vergi yükünden diğer rakamlara kadar. Şimdi nedir? 2019 yılı yıllık ekonomik raporu. 68 sayfa. Giderek bu rapor yok olacak. Bu sene bunu ben hazırlamadım. Cumhurbaşkanlığı hazırladı diyecek. Önemli değil. Bugüne kadar bunların hepsini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıyordu. Şimdi bütçe yıllık ekonomik raporda hiçbir bilgi yok.
Eski yıllara gidin. Eski yıllara gidin. Oralardan bu işte bunu o meslek taassubu dediğiniz o siz iyi ki maliye kökenli değil diyenler var ya size. O maliye kökenli olanların hazırladığı yıllık ekonomik rapor bunlardır. Şimdi Sayın Bakan övünüyor. Diyor ki vergi denetiminde şunları yaptık, bunları yaptık. Sözlerinizi tamamlayın efendim Sayın Hamzaçı. Bunları tarihsel reform olarak nitelendiriyor. Maliye idaresinde üç büyük reform vardır. Kazanç vergilerinden gelir vergilerine geçiş, KDV'ye geçiş, onun tamamlayıcısı ÖTV'ye geçiş, AB'ye uyum vergileridir. Bir de gelir idaresinin otomasyona geçişi. Onun dışında ben o tarihten bu yana bir reform görmüş değilim. Vergi denetimi şu anda 8187 vergi müfettişi var. Ne denetim yapmış bunlar? İnceledikleri mükellef sayısı, inceledikleri matrah, tarih istedikleri vergi tutarlarına baktığımızda 2009 yılının gerisinde kalıyor. 2009 yılında bir inceleme elemanı ortalama 8 mükellef incelerken şimdi bir inceleme elemanı 5 mükellef inceliyor. Bugünkü vergi müfettişleri bunu yapamaz mı? Yapar. Yapar ama her yılı matrah artırımına soktunuz, denetlenecek bir yıl bırakmadınız Sayın Bakan. Denetlenecek bir yıl bırakmadınız. Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu'nu kapattınız. Açalım mikrofonu lütfen. Nezaketinize çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi vergi müfettişlerinizi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eleştiriyorsunuz. Ben de oralardan geldim. Hassasiyetim biraz da bundandır. Bunlar yaşlı, emekli olmalarını bekliyoruz. Emekli olmuyorlar. Peki bir müfettiş emekli olmak istiyor. Aylardır emekli onayını imzalamıyorsunuz. Yakışıyor mu Sayın Bakan? Yakışıyor mu?